Herkese merhabalar. Bugün size İngilizce birine e-mail atarken nelere dikkat etmeniz gerekir, ondan bahsetmek istiyorum. Birkaç böyle e-mail örneği yazıp nerede ne yazılması gerektiğinden kısaca bahsedeceğiz. Özellikle resmi ve yarı resmi e-mailleri atarken nelere dikkat etmeniz gerekir, onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle size bir tane Word sayfası da açtım. Biraz da sayfayı büyüttüm ki yazdıklarım okunabilsin. Öncelikle yapmanız gereken şey ilk başta şeye dikkat etmek. Hitaba dikkat etmek arkadaşlar. Kişinin title'ını yani unvanını mutlaka düşünmeniz gerekiyor. Bununla da alakalı olarak mesela önce kime hitap edecekseniz dear'la başlamak güzel bir fikir. Unutmayın ki e-mail günümüzün mektubu ve dear'la başlamak önemli. İlk kez yazıyorsanız. Mesela bir profesöre e-mail atıyorsanız işte ne olsun klasik soy isimler. Brown olsun mesela. Dear Dr. Brown şeklinde başlamanız gerekir. Virgül koyup alt satıra geçersiniz. Burada da galiba bir tane şey olmuş. Evet. Dear Dr. Brown dersiniz. Ve diyelim kendinizi tanıtıp onun bir projesinde yer almak istiyorsunuz. Şu şekilde bir şey yapmanız lazım. Öncelikle iki türlü yol var. Ya hemen nasılsınız diye sorarsınız veya önce kendinizi tanıtırsınız. Bu çok da hani İkisini de kullanabilirsiniz. İlla bunu kullanacaksınız diye bir şart yok. Mesela Dear Dr. Brown, My name is işte diyelim ki ne olsun James Smith. I am a mesela ne olsun üniversite ikinci sınıf öğrencisi olsun. Sophomore, freshman birinci yıl öğrencisi, ikinci yıl sophomore, üç junior, dört senior. I'm a sophomore mesela in chemistry kimya bölümünde at Harvard University mesela. Harvard'ı doğru yazalım. Sonra bize kızmasın Harvard. At Harvard University. Eğer bu attığınız profesör başka bir üniversitedeyse üniversitenizde yazabilirsiniz veya attığınız profesör de zaten Harvard'daysa mesela here at Harvard diyebilirsiniz. Üniversiteyi yazmanız gerek kalmaz. How are you? I hope. Burada da mesela İnsanlar mesela ya şöyle bir kalıp kullanıyorlar. I hope this email finds you well. Yani umarım bu e-maili okurken işte iyi durumdasınızdır gibi böyle iyisinizdir falan gibi bir kalıp. Veya I hope you are mesela güncel bir şeyden bahsedecekseniz I hope you are safe and healthy during these mesela burada ne kullanacaksınız? Şimdi şey kullanabilirsiniz arkadaşlar. I hope you are safe and healthy during these mesela hectic days diyebilirsiniz. Tamam mı? Yani bu değişik günler. Hectic böyle hani çılgın ve yoğun anlamı var. Mesela I have a hectic schedule derler. I hope you are safe and healthy during these hectic days. Ya da during these unusual times, during these crazy days, during these coronavirus times veya days. Yani umarım bu sıra dışı günlerde siz de iyisinizdir ve güvendesinizdir, sağlıklısınızdır gibi bir şey yazıp daha sonra bu geçiş cümlesi esas söylemek istediğinize geçmiş olacaksınız.
Ne yazılır? Bir alt paragraf, yeni bir paragraf yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ben bunları Word'de yazıyorum ama siz normalde bir e-mail programı kullanacaksınız. Belki Outlook kullanıyorsunuzdur okulunuzun ve iş yerinizin. Veya Gmail veya Yahoo kullanıyorsunuzdur. Orada zaten onların kendi sayfaları var. Ben Word'de örnek olması için ve yeni örnekler yazabilmek için, silip yazabilmek için o şekilde şey yaptım. Bundan sonra ikinci paragrafa geçmeniz lazım. Her şeyi tek paragrafta anlatmayın. İkinci paragrafa geçin. İkinci paragrafta da şöyle bir şeyler diyebilirsiniz. I heard about mesela your project on ya da about da denilebilir gene on. Mesela yazdığınız kişi de mesela kimya profesörü ise on organic materials falan. Ben çok kimyadan anlamam da hani uyduruyorum şimdi. İşte organic materials diye bir şeyde proje üzerinde çalışsın. I heard about your project on organic materials and I am very pretty much where I'm very interested in this ya da I'm intrigued by this ya da in this intrigued derseniz by dersiniz arkadaşlar. Interest derseniz de in dersiniz. Interested in this project. Mesela I would be honored if you could accept me. If you could accept me. Asla kısaltma yapmayın arkadaşlar. Mesela my name is my names diye yazmayın. Is ayrı olsun. You are diye yazmayın. You ve are ayrı olsun. Kesme işaretleri kullanmayın. Mümkün mertebe. I would be honored if you could accept mesela me ya da if you could include me in your team, if you could accept me as a researcher on your team ya da in your team. In your team. I strongly believe mesela this would be a tremendous experience. Mesela to learn something under your supervision. To learn something under your supervision. Yani sizin gözetiminiz altında bir şeyler öğrenebilmek çok büyük bir çok önemli bir tecrübe olacaktır benim için ya da olacağına inanıyorum gibi bir şeyler söyleyebilirsiniz. Sonra biraz daha belki bir şeyler yazıp en sonunda şöyle bitirebilirsiniz. I am looking forward to hearing from you derseniz mesela dört gözle cevabınızı bekliyorum gibi bir anlamı olur. Sonra da e-maili her zaman arkadaşlar bir kapanış iyi dileğiyle bitirin. Ben mesela sincerely'yi kullanıyorum. Best kullananlar var. Peace yazanlar var. Ondan sonra yours faithfully yazanlar var. Bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. İstediğinizi kullanın. Sadece faithfully yazanlar var. Yours sincerely yazanlar var. Yani ama mesela Türkiye'de ben görüyordum insanlar sevgilerle falan bitiriyor. Pek burada sevgiler çok kullanılmıyor. Daha çok saygılar kullanılıyor arkadaşlar. Sincerely, regards, best regards. Mesela regards ya da best regards ikisi de olur. Bunlardan biriyle bitirebilirsiniz. Best regards diyebilirsiniz. Sonra da isminizi yazmayı unutmayın. James Smith. Hatta böyle Outlook gibi e-mail programlarında, Microsoft'un bu programlarında bu imza kısmını ve isim kısmını zaten şey yapabiliyorsunuz. Otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Her e-mailiniz de otomatik gidiyor. Hatta ben şöyle bir şey yapmanızı da tavsiye ederim. Mesela sophomore chemistry major ya da sadece chemistry
altında Harvard mesela University hazır olur. Bunlar zaten en altta James Smith gibi bir şeyler olabilir arkadaşlar. Daha doğrusu burada James Smith'i özür diliyorum şeye koymanız lazım. Çünkü önce isim olacak sonra mesela James Smith, Sophomore, Chemistry, Harvard University veya Chemistry Major de diyebilirsiniz. O yazanlar oluyor. Bu şekilde yani kapanış cümlesi iyi dilekler, isim, bölüm, üniversite falan mesela olabilir. Bu bir örnek. Başka mesela diyelim bir iş arkadaşınızın projesine veya yazdığı bir paper'a şey yapacaksınız. Tabii şöyle bir şey de var arkadaşlar. Şimdi hitaplarda şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani Dear Dr. Brown kabul edilebilir bir hitap. Bir başka şey Hello Dr. Brown da diyebilirsiniz. Hello'yu hayat tercih ediyorum ben ilk kez yazdığım kişilere. Veya sabah yazıyorsanız Good Morning Dr. Brown. Ama özellikle ilk kez yazıyorsanız Dear'ı tercih etmenizi tavsiye ederim. Daha sonra ikinci, üçüncü yazdığınız kişiler veya sık sık yazıştığınız kişilere Good Morning, işte Good Afternoon. Genelde de zaten hani sabah ve öğleden sonra yazıldığı için emailler. Akşam pek hani mesai saatleri dışında az yazıldığı için good evening veya good night demenize gerek kalmıyor. Ama hello, hi, good morning veya dear ile başlamak en uygunu gibi gözüküyor burada. Bir başka örneğe geçelim. Mesela bir iş arkadaşınıza yani colleague dediğimiz iş arkadaşınıza bir şey yazacaksınız. Hello Jane. Mesela bir report yani bir rapor yazmış olsun Jane. Ve rapor hakkında görüşlerinizi iletiyorsunuz. How are you? Bu iş arkadaşınız belki herkes görüyordur. Belki size raporu okuyup feedback vermeniz için size e-mail atmıştır. Mesela hemen şöyle dersiniz. Thank you so much for sharing. Thank you so much for sharing your report. Arada da bana spam e-mailler geliyor. Bilmiyorum ekranda çıktı mı. Thank you so much for sharing your report. I would gladly mesela share my feedback on the report gibi bir şey yazabilirsiniz. Benzer bir cümle de kurabilirsiniz. Report iki kez tekrar etmenize bile gerek yok. İkinci paragraf yapabilirsiniz burada. First of all, I really enjoyed. Önce olumlu bir şey yazın arkadaşlar. Olumsuz yorumlarınız varsa. I really enjoyed reading your report. Ya da artık tekrar I really enjoyed reading it. I think it is both interesting and promising. Mesela böyle şu an kafamdan atıyorum. Yani yazdığınız rapor hem ilgi çekici hem de umut verici, umut vaat edici gibi. With mesela plenty of potential yazabilirsiniz burada. One thing I would like to bring to your attention ya da one point de diyebilirsiniz burada. Yani dikkatini çekmek istediğim ya da nazarı dikkatlerine sunmak istediğim bring to your attention one point I would like to bring to your attention is the tabi ben bu gene uyduruyorum burada the feasibility of the
of the project, yani projenin yapılabilirliği, fizibilite çalışması derler ya. I think should pay close attention to feasibility issues gibi mesela bir şeyler yazabilirsin. Ben şu an tabii teknik şeylere çok girmek istemiyorum. Burada mesela sandviç metodunu uygulamanızı tavsiye ediyorum. Sandviç metodu nedir arkadaşlar? Birine bir e-mailde eleştiri bile sunacak olsanız önce bir olumlu şey yazıp ardından olumsuz şeyi ekleyip, burası negatif, gene olumlu bir şekilde bitirmek. Burası önemli arkadaşlar. Finally ile bitirelim. Burası da yine pozitif olması lazım. Gördüğünüz gibi hamburger gibi veya bir sandviç gibi düşünün. İki pozitif arasına bir gene negatif koyduk. Olumlu başladık, olumlu bitirdik. Araya sadece negatifimizi sıkıştırdık. Böylece o kişiye yaptığımız eleştiri bütün böyle e-mailin en önemli noktası olmamış oldu. Araya girmiş bir şey oldu. Sevmediğiniz birisi bile olsa arkadaşlar mutlaka eleştirinizi ortada yapmanızı ve her zaman iyi bir şekilde bitirmenizi tavsiye ederim. Finally, I am looking forward to, mesela son raporunun son halini okumaya can atıyorum diyeceksiniz. To reading the final version of your report mesela, ya da of the report da diyebilirsiniz. Finally'den sonra bir tane şey bırakın, boşluk, virgülden sonra. Please, mesela beni haberdar diyecekseniz, please keep me in the loop diyebilirsiniz. Yani beni haberdar et olan bitenden. Veya please keep me updated. Yani bana sürekli bir güncelleme yap, beni güncelle. Yani güncel bilgiler ver bu konuyla alakalı, raporunla alakalı falan gibi bir şeyler diye bitirebilirsiniz. Best ile bitirin mesela James Smith Senior, mesela kıdemli engineer, kıdemli mühendis olsun bu da. Nerede? Microsoft'ta olsun. Mesela bu şekilde bir şeyiniz olması lazım arkadaşlar. Bu da mesela gördüğünüz gibi başka bir e-mail formatı oldu. Bu da biraz daha yarı resmi. İlki kadar çok resmi değil. Çünkü nispeten kendi seviyenizdeki veya belki kendi seviyenizden bir düşük astınıza yazdığınız bir şey bu. Inferior'ınıza. Siz belki onun superior'ısınız. Böyle bir şey. Ya da şöyle bir şey diyebilirsiniz. Here are my takeaways from the report. Mesela. Here are my takeaways, yani rapordan edindiğim izlenimler bunlar. Impression gibi yani. Here are my points gibi düşünün. Here are my points about the report veya here are my takeaways. Here's my take on the report bile diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle fena gözükmüyor. Görüyorsunuz değişik paragraflar yapıyoruz. Belli bir formatı uyguluyoruz ve bu şekilde okunabilir oluyor e-mailimiz. Bir başka örnekte mesela birinin bir şeyini kutlamak olabilir. Matt. Congratulations on your promotion. Promosyon demek değil. Hani Türkiye'deki anladığımız manasıyla promotion terfi demek. Bir de gazeteler eskiden promosyon verir diye. Congratulations, yani terfi ettiğin için seni tebrik ederim. Congratulations on your promotion. I think you were the best candidate to be promoted falan gibi bir şey yazabilirsiniz. Yani en iyi aday sendin gibi. I think, yani bunun yerine başka bir
kompliman yani iltifat da yazabilirsiniz. You have already deserved this. Mesela bunu çoktan hak etmiştin. Believe should have an excellent career. Career'a bazen carrier diyenler oluyor. Carrier taşıyıcı demek. Career yani kariyer. You should have an... Buradaki should da tavsiye değil de yani olmasını bekliyorum anlamında. You should have an excellent career. Mesela ahead of you da diye de ekleyebilirsiniz. Ya da yeah, böyle de olabilir. Ahead of you'ya gerek bile yok ama ekleyebilirsiniz. You should have an excellent career. Ya da şey de diyebilirsiniz. Best of luck with the rest of your career gibi bir şey diyebilirsiniz. With the rest of your career yani kariyerin devamında da başarılar dilerim anlamında. Burada başarılar dilemek genelde good luck, best of luck gibi şeylerle geçiyor arkadaşlar. Keza işte Happy Thanksgiving diyebilirsiniz birine. Mutlu Şükran günleri. Ama diyelim Happy Thanksgiving diyecektiniz. Unuttunuz. Birkaç gün geçti. Geçmiş Şükran günün kutlu olsun. Geçmiş doğum günün kutlu olsun. Falan derken Happy belated birthday. Happy belated Christmas. Thanksgiving gibi şeyler diyebilirsiniz. Buradaki anahtar kelime belated. Belated geçmiş demek. Happy belated Thanksgiving, my friend. Diyebilirsiniz, samimiyseniz. Sorry, burada da neden geciktiğinizi açıklayabilirsiniz. Sorry, it completely slipped out of my mind. Yani tamamen aklına çıkmış, aklımdan çıkmış. As you know, last week bildiğin gibi geçen hafta was super busy veya super hectic diyebilirsiniz. Geçen hafta çok yoğun ve meşguldü. Sorry dersiniz. Apologies diyebilirsiniz sorry yerine arkadaşlar. Apologies for that. Pardon. Apologies for that diyebilirsiniz. Bu da mesela ayrı bir gecikme Meli de olsa güzel bir önemli bir nazik bir e-mail. Gene e-maili isterseniz how are you ile açabilirsiniz ama direkt tebrikle de şey yapabilirsiniz. Apologies for that. Sonra da şey diyebilirsiniz. I hope you are doing great. Mesela senle bir araya gelmeyi özledim, konuşmayı özledim diyebilirsiniz. Miss talking to having conversations diyebilirsin mesela. A lot. Yani muhabbetimizi çok özledim falan. Miss our conversations a lot. Hope to catch you later deyip bestle gene bitirebilirsiniz arkadaşlar. James Smith. Bazen zaten dediğim gibi bu şeyler otomatik çıkıyor bazı e-maillerde. Veya birisinin bir geçen de bizim mesela bir şeyin profesörün eşinin başına geldi. Eşi vefat etti. Mesela onda da başka bir isim kullanalım. Stephanie olsun. Mesela burada da I am so sorry for your loss. Yani kaybının vefatın için çok üzgünüm. Please accept our deepest condolences mesela. Size en derinden taziyelerimi iletiyorum. Lütfen kabul edin gibisinden. Tabii evliyseniz eşinizle birlikte şey yaparsınız. Mesela şöyle bir şey de yapabilirsiniz. We'll keep you in our prayers. May God mesela bless
his soul, Tanrı onun ruhuna, Allah onun ruhuna merhamet etsin gibi bir şekilde bitirebilirsiniz. Bu bir şey. Daha başka şeyler de yapabilirsiniz. Mesela I am saddened by the passing of, mesela kocasının adı ne olsun? Michael olsun. Michael. I am so saddened. Sad, bakın sad kökünden geliyor. I am so saddened by the passing of Michael. Yani Michael'ın vefatından. Bu neden passing diyoruz? Pass away diyorlar ya ölmeye. Bir eufemizmi kullanıp. Pass away. Michael'ın vefatından ötürü çok müteessirim diyorsunuz burada. Üzgünüm. Please accept my ya da our deepest condolences. I'll keep you in my thoughts and prayers de diyebilirsiniz burada. May God bless his soul. Burada ayrıca şey de diyebilirsin. Please let me know if you need anything. Bunu da genelde hani biraz daha adet yerini bulsun diye söylüyorlar. Yani karşıdaki bir şey isteyeceğinden değil de bir şeye ihtiyacınız varsa lütfen çekinmeyin gibi bir şey bu. Please don't hesitate to let me know ya da don't hesitate to tell me if you guys need anything gibi bir şey de diyebilirsiniz. Bakın burada da birinin kötü bir gününde, kederli bir gününde, trajik bir gününde, zamanında yanında bulunmuş oluyorsunuz. Önemli bir şey bu arkadaşlar. Bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Bunların haricinde e-mail yazarken dikkat etmeniz gereken şey şu. Eğer bir attachment gönderiyorsanız e-mail ile birlikte, yani bir ekte bir doküman gönderiyorsanız mutlaka ondan bahsedin. Hi Stephanie, mesela, please find the attached report gibi mesela. Looking forward to reading your ya da hearing about da diyebilirsiniz. Reading your da diyebilirsiniz. Hearing about your feedback. Looking forward to hearing about your feedback. Şunu da unutmayın. Attached diyorsanız mutlaka onu göndermeyi unutmayın. Gerçi mesela Outlook'un çok güzel bir seçeneği var. Attach dedikten sonra eğer bir şey attach etmediyseniz sende bassanız bile göndermiyor. Diyor ki attach demişsin ama bir şey attachment göremiyorum. Are you sure you want to send this email gibi bir şey soruyor. Aha hemen hatırlıyorsunuz. Çünkü çok o gelmiştir başınıza. Ya sizin başınıza gelmiştir yani siz yapmışsınızdır veya size gönderenler de olmuştur. Arka arkaya iki email gelir. İlkinde attachment'ı göndermeyi unuturlar. İkincisinde de mesela eğer böyle bir şey olursa şöyle bir şey dersiniz. Sorry for not including ya da adding ikisi de olur. The attachment in the previous email. Sorry for not including the attachment in the previous email. Ya da sorry for not adding the attachment diyebilirsiniz. Ya da şöyle dersiniz direkt. Sorry guys, I forgot. Oh, sorry. I forgot the ya da the attachment. Sorry guys, I forgot the attachment. Here it is. İşte burada. Bu mesela biraz daha yarı resmi bir email. Artık biraz daha samimiyetinizin olduğu kişilere böyle şey yapabilirsin. Tabi burada hi Stephanie diyorsa ama sorry guys da diyorsa Stephanie'den başka birileri de bu e-maili okuyor demektir. Sadece Stephanie okuyorsa guys demenize gerek yok. Sorry I forgot the attachment. Here it is. Ya da here you go gibi. Please let me know. Bu çok hemen hemen her e-mail böyle biter. Please let me know if you have any questions. Bir sorunuz varsa lütfen çekinmeyin. Yani her 3 e-mailden 5'i
Please let me know if you have any questions kalıbıyla biter. Genelde bir duyuru yapılır. O duyurunun neticesinde de duyuruyu yapan kişi sorusu olan varsa lütfen çekinmesin diye bitirir. Sizin de eğer böyle bir duyuru yapan tarafsızsanız bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Başka sorunuz veya yazılmasını istediğiniz e-mail türleri varsa yorumlarda bekliyorum. Lütfen çekinmeyin. Benim aklıma bunlar geldi. Günlük hayatta çok e-mail yazdığım için her gün bazen 5-6, 10, 15 e-mail yazdığım için artık insan hani aklında tutamıyor ama belirli başlı e-mailler bu şekilde oluyor. Belli bir formatı zaten uydurduktan sonra e-mailleri tak 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 yazıyorsunuz. Çok da şey değil. Her seferinde bir de şöyle bir şey var. Mesela her seferinde hi hello demenize gerek yok. Mesela gönderdiniz. Please find the attachment dediniz. Tamam mı? Ya da please find the attached document dediniz ama unuttunuz. İkincisinde artık tekrar hi Stephanie falan demenize gerek yok arkadaşlar. İkincisinde direkt şöyle dersiniz. Sorry, I forgot the attachment. Here it is. Gördüğünüz gibi ikincisinde artık hi, hui falan demenize gerek yok. Hi, hello demenize gerek yok. Direkt ikincisinde başlayabilirsiniz sorry ile. Bazen mesela şey olabiliyor. Bir profesörle yazışıyorum. Mesela ikinci e-mailine şöyle başlıyor profesör. James. Bu arada ben sürekli James yazıyorum ama ismim James değil. Beni tanıyan bilir. James. This is really an excellent idea. Please tell me more about this. Gördüğünüz gibi bu ikinci email mesela bana yazdığı diyelim. İkincisinde artık tekrar hi James falan demiyor. Bazen hatta James bile yazmaz. Direkt oh, this is really an excellent idea deyip başlayabilir. Her e-maile de şey başlamanız gerekmiyor. Bir hi ile hello ile başlamanız gerekmiyor. Genelde o gün o kişiye yazdığınız ilk mailde bunu kullanabilirsiniz. Bir de şu var arkadaşlar. Evli veya bekar olduğunu bilmediğiniz hanımlar için Miss kalıbını kullanın. Hello Miss Portis. Erkeklerde hep Mr. olduğu için problem yok ama evli olduğundan emin değilseniz Mrs'i kullanmayın. Evliyseniz Mrs'i kullanın. Mesela çocuğunuzun ilkokul öğretmenine yazarken %99 insanlar Miss'i kullanıyor. Ha Mrs'i de kullananlar oluyor da ne olur ne olmaz. Hello Miss Portis diyebilirsiniz. Bu sizi güvende şey yapar. Çünkü Miss olana Mrs. demek uygun olmayacağı için Miss burada her halükarda sizi kurtarır. Şey önemli, hitap ettiğiniz kişinin kim olduğu. Yani eğer belli değilse kim olduğu, biliyorsunuz onun kalıbı. To whom, tabi burada da gene it may concern. Ya da dear sir, madam ya da bazen dear sir, ma'am diye de başlarlar. Kime gönderdiğiniz belli değilse bu şekilde de başlayabilirsiniz. Ama to whom it may concern oluyor veya hello sadece hello bile oluyor bazen. Bir müşteri hizmetlerine yazıyorsunuz diyelim Amazon'un müşteri hizmetlerine. Hello, my name is James. I have a problem with my latest order. Son yaptığım siparişle alakalı bir problemim var. Mesela Amazon'dan bir şey sipariş ettiniz. En son bunu ettiniz. En sonuncusuysa my latest order. Ya da orderlarınızdan bir tanesi ise with one of the orders I placed. Place an order. Sipariş vermek demek. I placed. Sipariş verdiğim
Daha doğrusu sipariş verdiğim orderlardan. Sipariş verdiğim siparişlerden gibi bir şey oluyor da bu. Ama order için place'i koyuyoruz genelde. Made de diyenler oluyor da place daha uygun. I have a problem with one of the orders I placed. Ya da sadece şey de diyebilirsiniz. I have a problem with one of the orders. Ya da with one of my orders. The order has still not arrived. Could please tell me şey diyebilirsiniz. Where my order is de diyebilirsiniz veya tell me the şöyle bir kalıp var. Whereabouts of my order. Yani order'ımın nerede olduğunu bana bir söyleyebilir misiniz? Gibi falan bir şeyler yazabilirsiniz. Mesela although ya da even though 3 weeks past. 3 hafta geçmesine rağmen hala order'ım gelmedi. Nerede kardeşim devlet? Nerede bu millet? Diye order'da böyle bir e-mail de yazabilirsiniz. Mesela müşteri hizmetlerine yazacağınız zaman. Böyle bir şeyler olabilir. Bunun gibi arkadaşlar, benim bunlar bir örnek. İlla bunu kullanmanız şart değil. Hatta my name is James demenize bile gerek yok. Zaten sizi onlar tanıyorlardır. Direkt I have a problem with one of the orders falan da diye de başlayabilirsiniz. Order number'ı koyun. Mesela the order buraya da order number'ı 111 işte bilmem kaç. Öyle o bir şeyler oluyor ya Amazon'un order'ları atıyorum. Order number'ı koymak için şu diyez işaretini koyabilirsiniz. Order number'ı da görmüş olurlar. Mesela paramı geri istiyorum derseniz I would like to get a refund dersiniz. Ya da order bozuk çıktıysa ürün I would like to get a replacement dersiniz arkadaşlar. Değiştirilmesini istiyorum falan filan. Tabii onlar da sizden mutlaka elinizdeki ürünü gönderilmesini isteyecekler. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bir sorunuz olursa yorumlardan sorabilirsiniz spesifik. Tabii her şeyi bugün işlediğimi, kapsadığımı iddia edemem. Fakat belli başlı e-mail yazarken takınılması gereken nazik adap nasıl olur, resmi ifadeler nasıl kullanılır, bunlardan biraz söz etmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum.